Merhabalar Nara hoş geldiniz. Konuğum Doktor Yektan Türk Yılmaz Viyana Central European University öğretim üyesi. Hoş geldin Yektan. Hoş bulduk Yavuz Bey. Şimdi e, siyaset konuşacağız tabii. Çünkü e, artık e, perde açıldı ve seçim süreci resmen başladı. Pek çok şey e, yani en azından teknik olarak takvim olarak bildiğimiz şeyler ama bilmediklerimiz de var, netleşmeyenler de var. Şu anda gelişmekte olan hikaye tabii ki e, ittifakların ve siyasi aktörlerin e, koreografisi. Ne yapacaklar, ne edecekler bunu takip etmekle meşgulüz. Ama diğer taraftan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı net ancak e, resmen e, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanmış değil. Bunun e, olmayacağına e, ihtimal verenlerin sayısı da çok çok az tabii ki. Yani siyasetin ve günümüz konjonktürünün gereği. ...herhalde e, Tayyip Erdoğan'ın aday olmaması diye bir şey pek söz konusu olmaz. Çok da şaşırtıcı olabilir. Bunları bir yana bırakacak olursak, konuşulacak pek çok şey var. Daha sonraki sohbetlere de bunu aktarırız e, yektan. Ama şuradan başlayalım. Yani e, öncelikli olarak yeni bir durum ortada. Kılıçdaroğlu'nun e, 18 aylık e, masa e, trafiğinden sonra adaylığının açıklanması... Bir anlamda e, bir süreci noktaladı ve yeni bir rüzgar da esmeye başladı muhalefet cephesinde. E, sen benim takip ettiğim kadarıyla yani iki eğilim var burada. Bir eğilim e, ihtiyat ve itidal, e, sütten ağzı yoğurdu üfleyerek yemesi eğilimi. Diğer taraftan sen daha çok e, iyimser e, eğilimi temsil ediyorsun. Ve bu e, sürecin sonunda olacakların aşağı yukarı belli olduğunu görüyorsun. E, Söylüyorsun, savluyorsun. Buradan başlayalım istersen. Seni dinliyoruz. Evet Yavuz Bey, çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ben o iyimserliği biraz açmak istiyorum. Aslında o iyimserliği açarken de kendimi savunmak değil, bir durum tespitiyle başlamak isterim. Yani bizim bu tabii Türkiye'deki son 8-9 yıldır olanlar, yani şöyle ancak şuna benzetebilirim. Ringe çıkmışsınız, sürekli kafanıza darbeler yiyorsunuz, sağdan soldan yani ve dolayısıyla hani tabii diyorum, darbe girişimi oluyor, savaş çıkıyor efendime söyleyeyim kent savaşları oluyor efendime söyleyeyim halk isyanları oluyor, deprem oldu e, maden e, katliamları oldu, felaketler oldu ardı arkası gelmiyor. Yani ben tabii niceleri niceleri daha. Ve dolayısıyla biz bizde özellikle bu uh, bir tek e, siyasi takip edenlerde değil aynı zamanda e, analiz ve yorum yapanlarda da bir vertigo ve e, miyopi oluşuyor. Yani nerede olduğumuzu bir Konum kaybı oluşuyor ve bu da makul, anlaşılır bir şey. Çünkü peş peşe çok büyük darbe e, şeyler, e, 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 travmatik gelişmeler oluyor. Herkes Şimdi, tepe sersemine döndü tabii doğal. Gibi. Evet, evet. Yani ben daha çok bir süreç olarak bakmak taraftarıyım. Günlük olaylara çok saplanabiliyoruz bu yüzden. Ben bir süreç olarak bakmak taraftarıyım. Yani benim buradaki e, birinci e, söyleyeceğim şey olacaktır. 6 Şubat itibariyle biz nerede olduğumuza bir bakalım. Aslında 6 Şubat itibariyle beni iyimser yapacak pek bir done yok ortalıkta. Neden yok? Çünkü öyle bir radikalleşme seviyesine gelmiş bir elit var ki artık kendi meşruiyetini sandıkta görmüyor. Yani kendisini işte 15 Temmuz'da döktüğü kandan meşruiyetini bulan, kendisini doğal hatta kimi versiyonlarıyla uhrevi böyle e, kutsiyet sahibi bir e, kutsiyetten gelen bir meşruiyete artık vardırmış bir elit var ve önünde sandık, sandıkta kazanmayı tercihen isteyen bir elit bu. Ve eğer son 10 yıllık radikal e, Türkiye'deki otoriterleşmenin radikalleşmesine bakar, radikalleşmesine bakarsak, radikalleşerek otoriterleşmeye bakarsak e, e, geldiğimiz nokta itibariyle e, e, artık zaten sandık iki fiilen iki, iki iki aşamalı hale gelmiş. Yani iki aşamalı seçim oluyor Türkiye'de. 31 Mart 2019 seçimleri itibariyle ilk başta sandıktan çıkacaksınız. Ondan sonra da elitin onayını göreceksiniz. Bunu elit, elitin onayını alacaksınız. Elitin onayını alamayan HDP'liler zaten biliyorsunuz kayyum siyaseti herkes biliyor. Ayrıca o günden beri hani hani biraz mecburiyetler var. Yoksa bu arada kimi CHP'li belediyeleri, Yalova Belediyesi olun, başta olmak üzere zaten hedeflediler. milletvekilliklerden düşürmeleri falan bir kenarda bunun, bununla beraber düşünmek lazım bununla beraber e, İstanbul ve e, Ankara'yı zaten e, hiç rahat bırakmadılar. Her neyse kısacası iki aşamalı hale gelmiş, fiilen iki aşamalı hale gelmiş bir seçim var ve artık bu radikalleşmenin yani doğrusal e, e, doğrusal, e, kümülatif ve sıçramalı radikalleşmenin geldiği noktada artık biz bir dönemeçteyiz. O dönemeç neresi? Rejimin istediği şu rejim artık sandığın iki aşamalı gördüğü zaten o, o haliyle bile sandığın kendini destabilize edecek, istikrarsızlaştıracak, kendisine sorun yaratacak bir 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 aşama olarak, bir metot olarak orada durmasını istemiyor. Yeter söz milletinin, söz milletindir e, sloganının sloganı yanlışlıkla muhalefete atılmış bir pas değil. Bu noktada bu arzuyu kodluyor. Yani şunu istemiyor istiyor. Yani sadece milletten kastı Erdoğan'ın tabii ki kendi taraftarı olan topluluk ve bu kendi taraftan olan topluluktan başka hiç kimsenin söz sahibi olmayacağı ve olma iddiasına aracı olacak metotların da ortada olmadı. Yani muhtemelen biz e, biz seçme değil doğrudan seçme olmasa bile bir nevi rejimi des, istikrarsızlaştıracak bir araç olarak sandığı bundan sonra görüp görmeme tercihiyle karşı karşıyayız. Yani seçimler olmayabilir mi demek için. istiyorsun? Daha basit seçim diye. olur, seçim seçim olacak. Ona bir şey demiyorum. Seçim olacaktır muhtemelen. Ama bu seçimden sonra, bu seçimde iktidarın galebe çalması durumunda, Cumhuriyet İttifakı'nın çıkması durumda artık e, yani o işte söz milletin diri gerçekleştirme e, 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 radikalliğine gel erişmiş durumda. Şimdi hmm. bunu söylemekle beraber bana iyimser demenizin sebebini de açıklayayım. o da şu: Ben bu sandıktan Cumhur İttifakının daha da doğrudan söylersem Erdoğan'ın çıkabil daha doğrudan aslında en e, ilk başta onu söylemem lazımdı. Erdoğan'ın çıkabileceğini sanmıyorum. Ve bunu bugün değil 2020 Kasım'ından beri söylüyorum. Bu sandıktan Erdoğan çıkamayacak. E, yani bu e, bunun e, bunun bir önemli gerekçesi de şunu söyleyeyim. Yani Erdoğan'ın çok... koşulu var mı sandıktan Efendim? çıkmamasının bir ön koşulu var mı? Yani şu anda bu koşullar yerli yerinde mi yoksa bir takım riskler, tuzaklar, engebeler... Var mı? Onlara Yok. geleyim Onlar... Ön koşulsuz, kayıtsız, şartsız bir çıkamayacak e, önermesi mi? Şunu söylüyorum. O sandığa girecek oy kesin eğer o sandık kurulursa, sandığa oylar sağlıklı bir şekilde atılırsa, Hı. o sandığa girecek oy Erdoğan'ın tercihen gördüğü seçim yoluyla o koltuğu tutmasına izin vermeyecek. Benim seçimler, Seçimler olağanüstü hal devamının altında yapılsa dahi yapılsa dahi olmayacaktır ve burada şunu görmek lazım. Erdoğan yani çok büyük güçler atfediyoruz. Çok büyük marifetler genelde atfediliyor. Ama yani Erdoğan'ın yaptıklarına baktığınız zaman Erdoğan sürekli kendi mezarını en büyük mez, kendi en büyük mezar kazıcısı Erdoğan'ın yine Erdoğan onu görmek gerekiyor. Ve şu anda da şunu görüyoruz. Yani bir kutuplaştırma siyaseti vardı değil mi? Hep kazanıyor diyorduk. Erdoğan'ın söylemek için biraz erken değil mi? Yani siyaseten mezarını kazıyor. Daha yeni başladı seçim süreci şöyle söyleyeyim. Aslında bu bir ilk değil ki. Yani bakın ittifaklar siyasetiyle nereye geldiğine bakın. 56 artı biri düşünün. Yahu bu insan bunlar tuttular bir anayasa değişikliği yaptılar. Oraya madde koymadılar. Ve Cumhurbaşkanlığının yeniden anayasal olarak Cumhurbaşkanı olmasının önünü kendileri kestiler. Kimse değil. Bunun örneğini çoğaltabilirim. Yani Erdoğan sürekli kendi ayağına dolanan e, işler yapıyor. Mesela 31 Mart seçimlerinin İptali e, iptali gibi. Yani, yani bunun ona verdiği zararı son sekiz 8-9 yılda acaba hangi karar vermiştir? Hangi muhalif hamle yapmıştır? Peki yani, bir şöyle bir soru. Erdoğan 31 Mart kararından e, ders çıkartmış olamaz mı bu kadar usta bir siyasetçi? Valla usta kısmına katılmıyorum e, hmm. Yavuz Bey. Şunu Hayır şimdiye kadar şu, bunca seçim yılda. kazanmak, bunca seçim kazanmak, referandum Tabii. kazanmak bir ustalık göstergesi değil midir? Vallahi ustalık mıdır bilmiyorum. Onu bir oturup daha yani başka bir konu olarak belki konuşmamız gerekebilir. Sadece ben, şansa e, bağlayamayız herhalde bunu. Hayır hayır şans, yani. şans değil tabii ki. Çünkü şöyle düşünmek lazım bence. Tam tersine şunu düşünmek lazım. Yani Erdoğan yaptıklarını yapmasa, birkaç şeyi yapmasa... Şimdi biz hep olanla düşünüyoruz. Peki bir de tabii ki şöyle düşünmemiz lazım. Yani Erdoğan'a başarılı demek için bir de karşılaştırmamız lazım. Mesela şunu söyleyeyim yani... 15 Temmuz'dan bu yana kadar bu yana yaptıklarını yapmasaydı nerede olacak diye bir düşünebiliyor musunuz? Yani e, çok temel faulleri söyleyeceğim. Çok temel temel faulleri. Yani e, 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 bir de e, seçim kazanmanın yani her zaman veyahut da rejimin bir krizi atlatmasının diyeyim bir tek seçim değil. Şimdi sistem şöyle işliyor. Siz bir krizi atlatıyorsunuz ama nasıl atlatıyorsunuz biliyor musunuz? daha büyük bir krizi erteleyerek atlatıyorsunuz. Şimdi o krizi atlattığı an itibariyle bakarsanız evet başarılıdır. E ama bir süreç olarak baktığınız zaman ben çok büyük bir başarı görmüyorum. Hatta hatta Erdoğan bugün başka türlü bir siyaset izleyerek çok gerçekten kendisini çok daha kuvvetli bir noktada bulabilirdi. Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Erdoğan etrafında yani kendisine ait kendi yetiştirdiği 20 küsur yıldır iktidarda 20 küsur yıl iktidarda olmuş bir liderin kendi kadrosu yok Yavuz Bey. Halen kadro edinebilmek için ittifaklara ihtiyacı var. Bir tek oy 50 artı bir için demiyorum bunu. Devleti yönetebilmek için bile yani 24 yıl çeyrek yüzyıl iktidarda kalmışsınız kadronuz yok. Yani neyse ben bunu çok uzatmayayım. Bunu Hayır, kadrodan kasıt eğer kadrodan kasıt en yakın çevre ise e, onu onu kastediyorsan bilemem ama Özellikle olağanüstü halin 15 Temmuz'dan sonra ilanı ardından muazzam bir kadrolaşma yaşatıldı devlet içerisinde ve bu tabii ki Cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan'ın kontrolü ve denetimi ve gözletimi altında oldu. Kadrodan eğer kasıt buysa on binlerce kişiden söz ediyoruz. Yargı, diğer bakanlıklar, bürokrasi içerisinde. Hatta hatta kayyım atanan Kürt belediyeleri içerisinde. Dolayısıyla yani o kadro derken tam olarak neyi kastettiğini anlamadım şunu ben. anlatmaya çalışıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki yani e, şimdi şöyle bir durum var zaten. Bütün kararları Erdoğan'ın verdiği en nihayetinde bir sistemle karşı karşıyayız. Bu onu kudretli yapmıyor ama bir kuvvetli bir konumda. Yani istediği kararı verebilecek durumda. Yalnız şimdi şöyle de düşünebiliriz Yavuz Bey. Şimdi bu rejim nasıl, yani rejim demeyin daha öncesindeki AKP'nin nasıl iktidarını pekiştirdiğine bakarsak... ...bir temel müttefiki vardı. Ne anlamda söylüyorum? Devleti idare ederken bir temel müttefiki vardı. Yoksa liberallerden, kimi sol çevrelerden falan da destek alıyordu, rıza toplayabiliyordu. Şimdi 17-25 Aralık, daha da kritik olarak 15 Temmuz sonrasında olup bitene bakarsanız... O boşalttığı yerleri AKP'nin doğrudan yetiştirdiği 1994-2002 hangi tarihi alırsanız bu dönemde yetiştirdiği kadrolardan değil, ittifaklar kurarak ancak koyabildi. Kimle ittifak kurabil, kur, kurdu? MHP ittifakı zaten belli. İrili ufaklı birçok tarikat veyahut da cemaatle ittifak kurmak zorunda kaldı. Ondan sonra bunun içerisinden bir e, e, soylu çıktı. Ve bu soylu ilan edilmemiş bir parti gibi hareket eden... ...yani çok kullanmayı sevmediğim bir tabir ama... ...bir paralel devlet olarak, paralel pardon... ...paralel rejim olarak, paralel bir rejim ortağı olarak... ...yani kendi istihbaratı olan, kendi kadroları olan... ...kendi nüfuzu olan... ...yani burada gördüğünüz şey şu... ...evet bir yandan Erdoğan'ın tek adam konumu tahkim ediliyor... ...ama öte yandan Erdoğan devleti idare edebilmek için bile her yani başka konularda olduğu gibi bürokrasi koridorlarını ihaleye çıkartmak durumunda hı hı. Ve dağıtıyor. atabiliyor muyum? Yani buna ait kendisine kendisine liyakatli devlet yönetimini, bürokratik yönetimi, askeri kadrolarda yer alabilecek kadrolar üretmemesinden bahsediyor. Bunu halen ithal etmek durumunda. Ve yani bu bile tek başına çok büyük bir açmaz kendisi açısından. Başka bir deyişle tabii müttefik değiştirdi de denebilir. Yani Gülen Hareketi, Gülen Grubu tasfiye edildi. Çok tabii. büyük ölçüde. Onun yerine başka bir takım müttefikler geldi. Vatan Partisi. İşte ama buradaki milliyetçi hareketlerinin uzantısı olarak Süleyman Soylu ve onun çevresindeki işte eski 1990'larda e, yasa dışı işler içerisinde gördüğümüz bir takım figürler de buna eklemlendi. Ve, hı hı. ve daha önemlisi belki senin e, sorunda değinmediğin bir şey ki o senin e, tezlerine belki ters düşen bir şey. E, Diyanet yani on binlerce e, imamla ve teşkilatlanmasıyla e, yani neredeyse yüzde yüz milli görüşün kontrolü altında. Hı hı, hı hı, hı hı. Şimdi şimdi şöyle söyleyeyim yani fark etmiyor. Demin benim burada bahsetmeye çalıştığım şu. Şimdi Erdoğan üzerinde aslında çok çok kaygan deprem benzetmeleri yapmak ne kadar yerinde olur bilmiyorum ama artık çok kaygan bir bürokratik zemin üzerinde o iktidarı taşıyor bir daha, her şeyin ötesinde. Yani tabii konumuz seçim buna çok daha detaylı girmek istemiyorum ama e, baktığınız zaman bir ana ortaktan parçalı birbiriyle rakip birbiriyle köşe kapmacı ka köşe kapmacı oynayan birçok gruba dönüşüyorsunuz. Şimdi e, Diyanet'i bence apayrı bir konu başlığı olarak ele almak lazım. Çünkü Diyanet buradaki herhangi yani İçişleri Bakanlığı gibi ele alınacak bir durum değil. Veyahut da diyelim ki Eğitim Bakanlığı gibi ele alacak bir durum değil. Bambaşka Ama bir şey anahtar korum, almak konum üstlenen, anahtar rol üstlenen bir yapı. Çünkü 15 Temmuz'da Şüphesiz. bunun bunun etkisini ve sonrasında da gördük. Yani daha sonraki Şüphesiz. o işte fetva tırnak içerisinde sözde fetvalarla vesaireyle... ...ya bir toplum mühendisliği departmanı olarak e, son derece etkili yani Diyanet. Onu küçümsememek lazım ve siyasetin de tam ortasında o yüzden... Ben e, acaba ayrı görmek gerekir mi gerekmez mi? Ondan emin değilim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yavuz Bey, Yavuz Bey önemsiz demiyorum. Tam tersine. Tarihte olmadığı kadar önem kazanmış durumda. Yalnız diyorum. Oradaki kadrolaşmaya bakışlarıyla İçişleri Bakanlığı'ndaki kadrolaşmaya bakışlara ayrı anlamı da söylüyorum. Yani o yüzden bambaşka bir düzlemde ele almak lazım. Çünkü fonksiyonu değişik. Ee, ama tey topları toplayıp bugüne gelirsek şu şöyle bir durumdayız. Şimdi Erdoğan'ın çıkamayacağı bir sandık var bence. Ve bu yeni değil. Ve bunun daha da çok e, e, çok daha net emerali, emarelerini gördük yakın zamanda. Kim anketler yayınla, yayınlandı. Öngörüsü zor ama ben her halükarda e, Erdoğan'ın o kendi yine polarizasyon siyasetiyle yani zaten bir limiti var. Çünkü şu anda öyle bir durum tabloyla karşı karşıyayız ki e, Yavuz Bey. Erdoğan maksimum yüzde ellilik bir havuzda elli artı bir arıyor. Muhalefet ise bir havuzda elli artı bir arıyor. Yani e, Erdoğan neredeyse bir imkansız seçime giriyor. Başkanlıkla ilgili söylüyor. Ee, Peki ne, neden bu kadar HDP ile dolaylı bir temasa geçmeyeceğinden emin olabiliyorsun? Kim Yok öyle bir şey söylemedim. Hayır hayır yani 50-50 şey şey... diyorsun. Aynı şey ise ha. Erdoğan için de söz konusu olabilir. Potansiyel olarak hala yani bu anayasa mahkemesi süreci HDP'nin kapanıp kapanmayacağına gidip, gel gitler vesaire. Hala bize e, küçük de olsa bir ihtimalin var olduğunu yani... HDP ile AKP arasında Hı -hı. bir ihtimalin görüşme ihtimali olduğunu söylemiyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bence burada Kürt seçmene ve HDP tabanına bakışı bir masaya yatırmak lazım. Bugün HDP çıksa dese ki arkadaşlar biz anlaştık. Erdoğan'a oy vereceğiz. Yani böyle bir şey ihtimal dışı tabii ki. Ben yani umarım ihtimali bile olduğunu düşünmüyorum. Yani millet ittifakıyla nasıl bir şey sonuç çıkar o ayrı ama dese bile Bölünebilir, bunun, bölüne, bölünebilir. Bunun bunun bunun, bunun karşılığının ancak yüzde yirmi beş yüzde otuz olabileceğini düşünüyorum HDP tabanında. Yani hadi diyelim yani hani böyle bir fantastik senaryoda bile kaldı ki o yüzde elli rakamı zaten bol bol verilmiş bir yüzdeyik. Yani havuz dediğim yüzde elli artı biri çünkü geçen e, bu konuda Bekir Bey'in Harder'in e, bir e, röportajını gördüm e, Oksijende. O benim kadar o da tabi daha rakamlara hakim ve o onu da vermiyor. %50 ben aynı adım. derecede aynı derecede güvenilir olan team genç ekip team'in e, Nezih Onur Kuru onların yöneticilerinden bir tanesi ve e, Metropolün son iki yani araştırmasında e, 44 ila 45 gözüküyor. %50 İttifakı. Hayır, Hayır yani kararsızlar dağıtıldıktan sonra 44 gözüküyor ama. Millet İttifakı ile arasındaki fark 7. Yani 37-38 Millet İttifakı şu an itibariyle. Yani e, elbette ki HDP, Anahtar Parti bu konuştuğumuz mesele orada değişen değişken olmayan o. Ama %50 e, yani bu konuştuğumuz güvenilir 3 kuruluş üzerinden baktığımızda öyle pek e, yani e, bir şey durum gözükmüyor. Cumhur İttifakı pardon Millet İttifakı açısından onun lehine. Yavuz Bey, benim dediğime nasıl Aykırı bir şey söylediğinizi anlamıyorum. %44. Gözüküyor. Hayır, ben diğer ikisini gündeme getirdim. Aykırı bir şey söylemiyorum. Sadece, hayır hayır hayır. Yani millet ittifakının düşük olduğunu söylüyorum. Bu iki araştırmada düşük göründüğünü söylüyorum. Onu söylüyorum. Şöyle bir şey, şöyle bir şey iki ayırsak nasıl olur? Birincisi Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikincisi Milletvekili seçimi. Burada tabii benim konuştuklarım bugüne kadar bu şu ana kadar konuştuklarım tamamı. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Tamam. Ha, o vurgu, baştan o vurguyu yapmadığın için zaten bu Hayır, şey Ama zaten biraz... 50 50-65 zaten bütün hikaye bu. Biz Cumhurbaşkanlığı konuşuyoruz. öbür türlü tablo çok daha e, söyleyinsiz, çok daha parçalı, çok karışık. daha fazla bilinmezlik. Daha karışık tabii. Evet. Yani benim söylediğim Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkindi. Yani çünkü sonuç itibariyle bir de en nihayetinde biz Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yani yine bakın kendi mezarınızı kendiniz nasıl kazarsınız. Cumhurbaşkanlığı sisteminde e, yani Erdoğan'ın yarattığı bütün neredeyse hiçbir denetimsiz e, e, aşağı yukarı yetkilerle donanan kişinin seçiminden bahsediyorum ben. Hani diğer dediğinde çok haklısınız. Ve ayrıca şunu söyleyeyim zaten şu anda Millet İttifakı'nın HDP ile yapacağı görüşmeler ona bir çözüm olmayacak zaten. O seçim sonrası ancak. ...konuşulabilecek bir fikir yollayacak. Ama diyor. Yektan şöyle bir şey var. Burada bir virgül koyalım istersen. Ee, tamam. Yine tabii ki Cumhurbaşkanı seçimi... ...burada gerisi parlamento seçimleri o kadar önemli değil. Yani parlamento oluşacak denge ne olursa olsun. Çünkü tam yetki e, devri olacak eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa. E, veyahut Erdoğan kalırsa yine aynı yetkiyle devam edecek. Ama biliyorsun ve sen de buna tanık oldun. Yani çok ciddi ölçüde 6 Şubat'a kadar... İmamoğlu daha popüler, Mansur Yavaş daha popüler, Kılıçdaroğlu daha az popüler, daha çok popüler. İşte kim yener, kim yenemez, yarışta kim e, alt eder Erdoğan'ın tartışması yaşandı. Şimdi bu konudaki e, araştırmaların devamını göreceğiz. Ama şu ana kadar gördüğümüz bu araştırmalarda zaten bu ayrışma, o işte bir aydınlar bildirisi gibi bir böyle bir metin yayınlandı e, vesaire... Ee, ve İmamoğlu arka plana itildi. Ya da kendi kendisi de oraya tabii çekilmek zorunda kaldı diyelim. Mansur Yavaş da hakeza öyle. Şimdi burada hala belirsiz olan bir şey var. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun gücü birdenbire 6 Şubat'tan sonra arttı mı artmadı mı bu ölçümleri henüz göremiyoruz. Yani iyi kötü bir fikre sahip değiliz. Ee, ve güven, görev onayı konusunda hala... %46'ın en son şeylerdi yani Şubat, Ocak, Şubat ayı itibariyle %48 civarında kişisel olarak Erdoğan. Ve bunun hemen arkasından veyahut hemen önünde yani şeye bağlı olarak İmamoğlu gözüküyordu. Ee, i̇şte Yavaş ondan sonra 3. Kılıçdaroğlu geliyordu. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda biraz daha seçim parlamento seçimleri kadar karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız gibi geliyor bana. Ama ölçümlerde 6 Şubat sonrası durum değişmiş olabilir elbette. Çünkü rüzgar çok farklı bir hız kazandı. Şimdi Yavuz Bey ben şey değilim gazeteci değilim. Şey de değilim söyleyin siz bu sayısal araştırma yapan birisi de değilim. Ben Türkiye siyasetini uzun daha böyle en azından bu rejimi daha genel trendleriyle bakıyorum dediklerinize yani dedikleriniz arasında şu firma şöyledir bu firma böyledir de diyebilirim demeyeceğim. E, onu da söyleyeyim. Hayır Yektan tamam. ben tartışmalardan söz ediyorum. Bak şimdi İmamoğlu tamam, ben İmamoğlu, İmamoğlucular edelim. ile kılı Ay, yok yok konuşuyoruz yani tartışıyoruz sonuç olarak burada sesli düşünüyoruz. İmamoğlucular bu kadar güçlüydü. Gür sesliydiler. Hatta bu işin içine Kemal Meral Akşener karıştı. Bizzat öpüştüler vesaire yani o kriz sırasında. Dolayısıyla yani bu firma meselesi değil. Bu üç aday çıktılar ortaya tartışıldılar ve sonuçta Kılıçdaroğlu netleşti. Ama bu firma işi değil burada hakikaten bir tartışma vardı. Ama dediğim gibi 6 Şubat sonrası durumu henüz ölçemedi. bu ya Ben bilmiyorum 6 Şubat durumu ölçüldü mü ölçülmedi mi de. anız şöyle bir durum var yani belli şeyler çıktı. Dört tane anket sonucu var. Dört tane net anket sonucu var. Bunlar değişebilirler. Düşebilirler. Üç puan düşer, beş puan çıkar. Çünkü biz size bunu iki üç yıldır konuşuyoruz. Düştüğü zaman ben her zaman e size şunu söylüyorum. Uzun vadeli trendlere bakmak lazım. Bu, bu bir düşer, bu anketle düşer, öbür anketle çıkar. Görünen o ki Erdoğan kendisine bir limit koydu. Yani o polarizasyon silah siyasete bir limit koydu. O limiti aşması da bugün bu konulara da çok hakim insanların, Bekir Ağırdır'ı söyledim başka isimlerde verebilirim. Onların söylediklerine göre de, onlar da gözlem, onların da katıldığı gözlem şu ki Erdoğan bu limiti aşabilecek durumda değil. Ha diğer tablo nasıl olur onu bilmiyorum. Ee, bir de şuna da söylemek lazım. Ee, bu tabii uzun bir tartışmaydı. Yani Kılıçdaroğlu mu, e, e, yavaş mı e, söyleyin siz. İmamoğlu mu? E, yani benim o zamanki tavrım şuydu. E, yani ben e, AKP kökenli olmayan ...Millet İttifakı'nın adayı... ...ortak adayı olup... ...AKP kökenli olmayan... ...ve Kürtler arasındaki alerji... ...Kürtler arasında alerji yaratmayacak... ...herhangi bir adayın rahat seçileceğini düşünüyorum. Yani kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Aynı görüşteyim. Bir de tabii... ...şöyle bir şey oldu Yavuz Bey. Hiç ummadığımız bir mimari çıktı. Bir başkanlık mimari çıkardı. Yani bir o mu o mu sorusunu... ...biraz aslında... ...farklı bir yere taşıyan bir mimari çıktı. Yani şu anda bence... E, ilginç bir şekilde hani bu şeyler diyor ya göklerden gelen bir karar vardır sanki göklerden gelen bir karar varmış gibi anlatabiliyor muyum yani tam böyle kriz dibe vurduğunu düşündüğünüz anda Millet İttifakı daha yüksek bir enerjiyle çıktı çünkü e, bence e, tabii ki amaç o değildi bu yüzden Bizans'ın yapıldığını da sanmıyorum koreografisi yapıldığını da sanmıyorum ama sonuç olarak baktığımız zaman seçmenin önünde o mu o olsaydı bu olsaydı değil bu iç üçü birden dolaşıyor ve şu anda e, önceden ki önceki tartışmalarımıza konu olan ihtimallerden bence Millet İttifakı kendi lehine daha iyi bir e, e, dizaynla seçmen önüne çıkıyor. Ne olur ne olmaz üç aşağı beş yukarı bunlar değişir tabii ki. Bence buradaki esas soru Erdoğan değil. Bence buradaki esas soru ilk turda bitip bitmeyeceği bu işin. İlk turda bitip bitmemesinin de iki tane bileşeni var. Birincisi HDP ile olan ilişki. ikincisi Muammer, Muharrem İnce'nin aday olup olmaması ve ne kadar oy alacağı. Ve tabii bir de Zafer Bardes'inin Sinan Oğan'ı aday gösterdiler sanırım. Onların alacakları, kırpacakları 3-5 oy. Çünkü o ittifak zaten... var bir de. O ittifakın bileşenleri farklı bir şey oluşumda Sinan Oğan'a aday evet, gösterdiler. Evet. Sinan Oğan'a gösterdiler. Ata ittifakı diyorlar sanırım. Yani dolayısıyla çünkü burada o bahsettiğimiz yakın zamandaki e, anketler. yani dediğim gibi bakın bunların hiçbirini şu anda biz mutlak veri olarak alamayız. Evet, Benim bahsettiğim zaten daha böyle trendler. Yani Erdoğan'ın ne durumda olduğu yoksa onlar oynar. Ama bu anketlere bakarsak bir 5-6-7, kimine göre 7 ve kimine göre 5 puanlık bir marj var. Yani %50 artı 1 için hmm. söylüyorum bunu. Ve bu HDP'nin aday çıkartması, e, Muharrem İnce'nin e, aday olup, işte kimi çünkü yakın zamandaki araştırmalara göre %4-5'i zorladığı söyleniyor. E, sahnede e, bu oydan e, 4 puan veyahut da 3 puan, 5 puan azaltması. Yani bunların hepsi tabii ki, ya Doğru da ya da bir şekilde millet İttifakı'na dahil edilmesi yani bir müzakereler yoluyla belki ne çok bilmiyorum. Olabilir. Görebiliriz. Yani bunu bilemiyoruz. Olabilir. Peki sana şunu sormak istiyorum. Sen yani HDP'yi de çok yakından takip ettiğin için Anayasa Mahkemesi'nin e, peş peşe aldığı bu bu kararlar yani işte sözlü e, savunmanın e, tam da Milletvekili yani aday listelerinin kesinleşmesinin ertesi gününe ertelenmesi ve blokajın kaldırılması e, aynı zamanda ve tabii ki hemen arkasından devlet bahçelinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir üslupla e, yönelmesi yani, yani çok çok sert bir şekilde Anayasa Mahkemesini terör örgütünün arka bahçesi lafları da dahil olmak üzere e, hakaret hamiz bir dille e, yani adeta hedef göstermesi nasıl yorumlayacağız bunu yani sen nasıl bunu yani HDP'nin yasaklanması lehine bir hareket olarak mı hamle olarak mı görüyorsun Anayasa Mahkemesi kararını yoksa tersi mi? Şimdi e, ilk başta e, yani bu, bu 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 tür rejimleri çalışmak siz de aslında bahsettiniz Yavuz Bey çok, çok zor. Neden zor? Çünkü data yok elimizde. Korku rejimi bu. Datasızmıyor. Yani hani ve varsayımlar oluyor dünya kadar. Yani kapalı biz o rejim. koridorla gidip kapalı rejim gidip Anayasa Mahkemesi ile ilgili yakından bir gazetecilik yapı yapılamıyor. Kim kimdir, ne nedir, kim kimle işte bahsettiğim oynak zemin üzerinde olması Erdoğan'ın o da bilemiyor çünkü ben onu söyleyeyim size. Biz bilmediğimiz gibi o da emin olamıyor. Yani Erdoğan'ın halen en büyük endişesi kendi bürokrasisi onun ona emin olun. E, ve e, şimdi bu karar ilk çıktığı zaman ne diye düşünüldü? Ya dedi ki bu bir oyun yapıyorlar yine. Yani nasıl bir oyun yapıyorlar? İşte e, HDP'ye bir e, havuç uzatıyorlar. Bunun üzerinde tekrardan e, şeye başlayacaklar. E, ondan sonra e, e, baktık ki aslında o kadar oyunluk bir durum olmaya da bir. Çünkü 8'e 7 Sonra bir de tabii ki anayasa e, hukukçularından gelen yorumlar oldu. Bunlar dediler ki bir dakika on bir Nisan'a ertelendiyse bu karar yetişmez seçime. Yani ona, ve aynı anda seçim yardımlarına bloke de kaldırılıyor. Ve daha sonrasından da bir baktık bir yine alışık olduğumuz e, bahçeli infilakı geldi ve işte kapatılsın falan değil aday yapılsın diyor. O oy veren diyor HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklarsa adayı olsun diyor hatta. Yani hani oraya varana kadar. Şimdi buradan bir defa çok böyle zorlamadan birkaç tane net sonuç çıkartalım mı? Birincisi ola ki Cumhur İttifakı bu sandıktan çıkarsa istikametinin ne olduğunu çok net söylüyor Bahçeli. Anayasa mahkemesini Çöpe atmak. Ya da hani, tamamen felç etmek, pasifize etmek, yap, devre at, dışı yapmak. Çöpe yani. atmak. Yani, yani bildiğiniz çöpe. Evet. Fark etmiyor. Yani, Sonuç tabiyle tam tümden kadük hale getirmek. Ee, bu bir. İkincisi çok net sonuçlar. Her şeye rağmen e, muhalif rejimin, rejimde rejimin geleceğine ilişkin kimi sorular ortaya çıktığı zaman Muhalefet, yani bürokrasi içindeki bütün kadrolaşmasına, bütün köşe başlarını tutmasına rağmen oralarda belli kıpırtılar olabileceğine ilişkin bir net e, işaret oldu bu. Yani bunu tesadüf olduğunu düşünmemiz mümkün değil. E, şimdi e, ve e, son olarak da söyleyeceğim e, buradan gördüğümüz ikinci bir şey de biz şunu unutmayalım. Erdoğan'ın kurduğu rejim aynı zamanda bir iç savaş rejimi. Hani demin bahsettiğim ya bir koridorlarda sürekli kapışan hani sonuçta böyle bir e, yeni bir kadro koymuşsunuz ama bu kadro sürekli kavga eden bir kadro. Onun da sonunun gelmediğini görüyoruz ve dolayısıyla bu kavga ki, bu kavga daha da kızışacak çünkü ya milletvekillik pazarlıkları başlayacak. ittifak payları orada da yani çok ciddi bir şekilde bir pazarlık at pazarlığı de de diyem de diyebiliriz buna. Bu başlayacak tabii ki. Daha başlamadı. İstifalar, daha bürokrasiden istifalar vesaire ona bir şey daha bir nokta daha ekleyebilir miyim? Ola ki rejim diyelim ki seçimden yine galip çıktı. Bundan sonra Türkiye'de istikrar olacağını düşünenler çok yanılırlar. Çünkü bu iç savaş zaten sadece savaşın mecrası hani muhalefetsiz bir savaş yürüyecek. Yani orada Türkiye hani bu rejimden hiç her şeyi bekleyin, bir şeyi beklemeyin. Konsolide olmasını. Herhangi bir noktada konsolide olamayacak bir rejim bu. Şimdi şimdi geri dönersek bu tabii ki bütün bunlar olurken HDP açısından çok büyük bir avantaj. HDP'nin bütün bu olanlar aslında HDP'nin hem elini kuvvetlendirdi. Hem bir tek bu anayasa kararını söylemiyorum. Bütün bu yakın dönem gelişmelerden bahsediyorum. E, bu gelişmelere bir. birini daha eklemek isterim. E, e, yani muhalefet blokunda 6 e, Mart'tan sonra yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleştikten sonra e, iktidar cephesinde olan panikle sağa sola bir şey başladı. Söyleyin siz. Böyle e, şunu ekleyelim bunu ekleyelim ve Bence çok hesapsız hamleler yapılıyor. Çok net çok hesapsız hamleler yapılıyor. Hüdapar. Hüdapar'ın 190 bin, işte 157 bin oy aldılar toplam. Ee, sanırım 30-35 bin, 155 bin gibi oyları var. Ee, Batman ve Diyarbakır hariç. Onları da eklediğim zaman 190 bin oy, 200 bin oy diyelim ki. Bu 2-3 katını eksiltir Cumhur İttifakı'nda. Emin olun. Hı hı. Ama beraberinde başka şeyler daha yapıyor. Bakın muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu Bu arada 3 dakika süremiz kaldı. Onu da belirtmiş olayım. Yani ne toparlayalım. 3 dakikalık bir süremiz kaldı. Bir sorun daha var çünkü. Tamam. Yani Kılıçdaroğlu muhtemeldir ki iki üç şey pazartesi veyahut da salı günü HDP'yi temsil edecek. Ziyaret, edecek. ziyaret edecek. Bu ziyaret öncesinde bu kadar elini rahatlatıcı bir şey verilebilirdi. Hı -hı. Zamanlaması da çok sorunlu. Bu aynı zamanda HDP için de doğru. HDP'nin de elini kolaylaş rahatlatıyor ve e, ve e, şunu söyleyeyim yani bu e, aynı zamanda Cumhur e, Millet İttifakı içerisindeki İyi Parti gibi unsurların da HDP freninin HDP freninin biraz gevşetmelerine yani gevşetmeleri hem itecek hem olanak sağlayacak bir durum. Peki son son soruya gelelim o zaman. HDP tamam. için tabii Evet elini rahatlattığı net yani şu anda kilit parti adı anahtar parti diyelim daha doğrusu kilitlemiyor anahtar açma sürecinde rolünde HDP ama şöyle bir şey var yani Akşener'in yapmış olduğu açıklamalar diyor ki masaya getirmeyin bunu İyi Parti şunu düşünüyor yani nasıl olsa bir şekilde günün sonunda eğer ikinci tura ile kalırsa HDP eli mecbur işte bizim adayımıza oy verecek. Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Dolayısıyla hiçbir şey yapmayalım. Kollarımızı kavuşturup bekleyelim diyor. Buradaki esas soru şu. Görüşmede yani sadece el sıkışma bir takım konuları müzakere edip hadi hayırlı olsun deme mi söz konusu olacak HDP için yoksa yani kayıtsız şartsız destek mi verecek HDP Yoksa başka bir durum mu söz konusu olacak? Hangisi burada yani HDP seçmeni açısından, yönetim açısından demiyorum önemli? Şimdi HDP seçmeninin açısından tabii ki artık e, İstanbul yani bu 31 Mart seçimi gibi bir e, tablonun tekrar etmesi e, çok e, kabul edilemez bir durum. Mesele yani de zaten bu zaten değil mi? Demirtaş'ın demirtaşın söylediği neydi? Biz size bağrımıza taş sat basarak değil artık. Canı gönülden oy vermek istiyoruz. Bakın bu canı gönülden oy Çünkü vermek... Akşener zaten noter değiliz dedi. EDP de aynı şeyi söyleyebilir. Biz de tasdik Şimdi... müessesesi değiliz diyebilir yani. Evet şöyle söyleyeyim orada. Bir de şunu unutmamak lazım. Siz ben iyimser dediniz ama benim bir de kötüsel bir yanım var. O da şu. Bence bu sandıktan çıkmak bu işi bitirmeyecek. Yani dolayısıyla bir tek oylara bakmayalım. Sizin yarattığınız coşku ve kendi tabanınızı ne kadar mobilize ettiğiniz bu kampanya sürecinde inanın aldığınız oy kadar önemli. HDP seçmeninden bir tek oy almak değil Kılıçdaroğlu'nun amacı olmamalı. Coşku yaratarak oy almak olmalı. Şimdi HDP ama benim sorun benim, benim sorun benim, sorum, benim sorumun cevabı değil bu. Yani HDP yani Tabii HDP ki. ya onunla noktalayalım. Esas esas mesele o çünkü. Evet evet ona geliyorum. Ona Hı. geliyorum. Ve HDP ne istiyor ve Kürt seçmeni ne bekliyor? Kürt seçmeni derken HDP tabanından bahsediyoruz ve aslında daha geniş HDP, HDP tabanından bahsediyoruz. Evet. Esas itibariyle beklenen şu. Kimse bugün bence olduğuna veyahut da Millet ittifakına Kürt sorunu çözmesini beklemiyor. Böyle bir konum da atfetmiyor. Böyle bir önem de atfetmiyor. Kürt sorunu Türkiye'de Kürtler çözecek Yavuz Bey. Tamam. Kürt Peki, çözecek. O zaman ne bekliyor? Ve dolayısıyla masada ne olacak? Masada HDP'nin tutum belgesi olacak. HDP'nin HDP tutum belgesindeki maddeler olacak. 11 madde olacak. Bu maddelerin şöyle bir durumda var. %80, %90'ı aslında... Millet İttifakı'nın ürettiği belgelerle örtüşüyor. örtüşüyor. Ne örtüşmüyor peki? Ne örtüşmüyor? Kürt sorunu yok orada. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun şu cesareti göstermesi gerekiyor. Hem yani bu oyu coşkuyla alması için hem de şunu söyleyeyim. Sandık anda ve sandık sonrasında sahip çıkabileceği bir sonuca ulaşmak için. Bu çok önemli. Evet Onun için bunu cesurca tartışması gerekiyor. Bunu mas artık bir kez daha ee, halı altına atma lüksü yok. Ha şunu söyleyeyim. Peki. Oyu yine Bi alabilir. Bitirmek %90 üzereyiz. %90 almaz. %70 alabilir. Oyu yine alabilir. Peki. Ama bu coşkuyla oy alması çok önemli. Evet. Peki. Yektan biraz e, sonunda süremiz daraldı ama e, bitirelim. E, Yektan, Türk Yılmaz'la tekrar da sohbetimiz sürecek. Viyana'dan Central European University'nin öğretim üyesi. Genel siyasi durumu seçim sürecinin perdesi açıldı. Değerlendirdik, konuştuk. Teşekkürler Yektan. Ben teşekkür ederim